Bizden bize de magazin zamanı. İlk olarak Zara'nın Kuruçeşme'deki konserindeyiz. Zara sahne öncesi çok heyecanlı. Geceye çok titiz bir şekilde hazırlanmış. Bir sanatçının en büyük heyecanı bence konser verirken seyircisine hazırlanmak. Yani o kadar özeniyoruz ki hayaller kuruyoruz. Günler öncesi öyle mi olsa böyle mi olsa, bu renk mi olsa şu renk mi olsa, saçım böyle mi olsa, makyajım böyle mi olsa. Her defasında böyle kendi düğünümü yapıyormuş gibi hissediyorum. O kadar özeniyorum, o kadar mutlu oluyorum. Geçiyoruz konsere. Zara şarkılarıyla muhteşem bir müzik ziyafeti veriyor hayranlarına. Köpeğini dolaştıran Merve Oflaz'la birlikteyiz. Neler yapıyor? Yaz nasıl geçti? Yaz bitti. Buradayız artık. Döndük yuvamıza. Bodrum Çeşme. Bodrum Çeşme, öyle bir gel git yaptık. Ama bayağı bir uzun tatil oldu bu sene. Yani her zamanki gibi dizi bitti. Bir yarı zamanlı buradaydım. Çeşme'ye gittik, İstanbul'a gittik. Öyle. Şimdi biraz düğünler var. Düğün sezonu. Var var, daha var. Daha 2-3 tane daha düğünümüz var. Yani 2 düğün, 1 nişan var. Yine bir aşağılara ineceğiz, yani güney tarafında hep düğünler zaten. Ondan sonra tekrar buradayız. Peki yeni projeleri var mı Merve Oflaz'ın? Biraz evimde vakit geçirip biraz hayvanlarımla ilgilenip, çünkü 4 senedir çok yoğun bir tempoda çalıştım. Çok da keyifli bir işti. Çok güzel ayrıldık. Hiçbir sıkıntımız yok. Ben biraz kendi başıma ne yapabileceğime bakmak istedim. Biraz dinleneceğim, ondan sonra proje olur yani. Yeni projelerde dizi olur, sinema olur, belki güzel sürpriz bir sinema olur. Bir şeyler var. Burcu Esmersoy ile birlikteyiz bu kez. Hemen yaz raporu alalım ondan. Nasıl geçti? Daha bitmedi yani. Yok, yine ben böyle büyük umutlarla tatil yaparım diye başladığım bir yazı yine çalışarak geçirdim. O yüzden çok da fazla bir şey anlamadım. O yüzden de yani yaz raporu falan diye öyle bir şey koydum ama gönülden koymadım yani, onu söyleyeyim. Hani biraz İstanbul'a da hafif sonbahar falan geldi diye koydum. Yoksa benim içim hala yaz. İrem Derici yanımızda bu kez. Nasıl gidiyor hayat? Hemen soralım. İyi gidiyor, ne olsun. Geberiyorum yorgunluktan. Dün de Manyas'taydım. Konserde sabah geldim. Artık ses soluk kısıldı. Bu yaz mesela güzel bir yaz geçirdin ama sonlara doğru bir konserler bir başladınız. Bir daha maşallah durdu. Canım maşallah. Yakında Harbiye konseri var İrem Derici'nin. Fazla iddialı gece için. Harbiye var 28'inde. Onun hazırlıkları. Yani 10 gün falan uyuyamayacağım Harbiye'ye kadar. Yani dans provaları, onlar bunlar. Bak konuşurken kaşın tutuyor direkt. İvan Asert'i alışverişte görüntülüyoruz. Oğlu Ateş'e bir şeyler alıyormuş. Alışveriş, Ateş için alışveriş yapıyoruz. Yani kendine kıyafetler büyüdü, uzadı, kilo verdi. Ateş hakikaten inanılmaz bu sene. Bayağı değişti. Bu arada oğlu Ateş de geliyor yanımıza. Ne kadar da büyümüş öyle. Koca delikanlı olmuş. Teşekkürler. Yok ya, Sezer abiyle bir şeyler konuşuyorduk da ondan. Aranız çok iyi. Ya bir şey istedim ondan. O da tamam, öpersen tamam dedi. Ben de tamam, yapacak bir şey yok. Adamı öpmem gerekiyor dedim. Etiler'de Hülya Avşar'ın yanındayız. Sahne kalmadığını düşünüyorum. Yani gelen tekliflerin benim çıkabileceğim yerler, şöyle ki çıkabileceğim yerler, nasıl söyleyeyim? Yazlık yerlerde zaten sahne yok. Bir tek yer var. Evet. İsmini vermeyeyim. O bir tek, evet, o bir tek yer içinde tarihlerimiz zaten uymadı. Bu sene zaten hiç o şey modda değildim. Yani daha yeni pandemiden çıkmışız. Provalar, işte müzisyenler falan, ama önümüzdeki sene herhalde rayına girer. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar çok beğeniliyor Hülya Avşar'ın. Ancak bu konuda söyleyecekleri var Avşar kızının. Allah aşkına, ne kadar ne olursa olsun sadece orada güzellik ya da hani güzel görünmek değil. Sağlık, sağlam vücut, sağlam kafada bulunur misali. Bu kadar çalışmanın karşılığının ne olduğu sadece. O kadar. Başarılı şarkıcı Sevcan Dalkıran, Deli Masalı isimli video klip çalışmasıyla büyük beğeni topluyor. İyi değilim ki delirmek üzereyim, kokun üzerimde, söyle nasıl düzeleyim. Sonra baktım da sen ben kalan düzenime, ve o sokakları üzerime üzerim.
Şarkıcı Tarık Tüfekçi, Pişman Olursun isimli yeni çalışmasıyla şu sıralar gündemde. Kalbime sapladın, okları bir bir çekiver, ne olursun vicdanımla baş başa bıraktım seni.